İstakoz böyleydi. Tokat'a geri dönüyoruz. Tokat'la ilgili ilk görüntüler ajanslara düşmeye başladı. Anadolu Ajansı Tokat'tan ilk andaki görüntüleri paylaşıyor. Burası bir cami zannederim. Camide, evet, değil mi? Evet, cami. Yıkılanlar var, dökülenler var. O dökülenlerin görüntüleri var depremin etkisiyle. 5.6 büyüklüğündeki deprem. Yere yakın, 6 kilometre kadar yakın ve Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun açıklamaları var. Şehir merkezinde ciddi bir durum yok diye. İlk görüntü bu. Yani depremle beraber minare yerinde duruyor. Yani o bir kere önemli. Ama bazı parçalarında döküldüğü görülüyor. Bu da depremin etkisiyle bir sarsıntı ile beraber avizenin sallanma görüntüsü. Var mı daha başka görüntü arkadaşlar? Evet. Ya şimdi bu sallanma görüntüsü aldatıcı olabilir. Yani birinci katta sallanan bir avize ile beşinci katta sallanan bir avize birbirinden farklı olur. Dolayısıyla sallanan bir avizeye bakarak depremin şiddetini anlamak pek mümkün olmaz. Onu söyleyelim. Hani deprem sonrasında çok klasik herkesin ilk paylaştığı hissettiği sarsıntıyı gösterebilmek için çektiği görüntü ama kaçıncı katta olduğu ve aynı zamanda deprem üstüne ne kadar uzakta olduğu da önemli. Dolayısıyla böyle bir sarsıntı görüntüsü de var ama herhalde camları kırılmış, camiden bazı parçaların dökülmesine neden olmuş. Bizim de kurduğumuz bağlantılarda oldukça şiddetli hissedildiği söylenen, şiddeti güçlü biçimde hissedilen bir depremden bahsediyoruz. Bir de deprem uzmanına bağlanırsak arkadaşlar sevinirim. Konuyla ilgili yani bu bölgedeki bu hareketliliğin ne anlama geldiğini Samsun, Nevşehir, Ordu, Kırşehir'de hissedilen, Yozgat'ta hissedilen bu depremin aynı zamanda hangi faydan kaynaklandığını ve bundan sonraki süreçte yeni depremler beklenip beklenmediğini nereye enerji biriktirdiğini, hangi hatta enerji biriktirdiğini bir deprem uzmanından dinlemek faydalı olacaktır. Dolayısıyla bölgeye kuracağımız bağlantılarla beraber bir de deprem uzmanı bağlantısı yaparsak sevinirim. O zaman devam edelim mi? Bir önceki depreme gidelim. Bir önceki depremde yani Şubat'taki deprem, bir önceki derken büyük depremden bahsediyorum. Rönesans. Yıkılmış ve Rönesans'ın altında insanlar can vermiş, birçok insan da kaybolmuştu. İşte o depremin unutulmaz yıkımının yaşandığı alanlardan biri. Rönesans davası başladı. "11 ili vuran depremlerde cennetten bir köşe" sloganıyla daire satılan ama 269 insana mezar olan Rönesans Rezidans'ın davası başladı. 6 Şubat depremlerinde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ta resmi rakamlara göre 269 kişi yaşamını yitirdi. 13 kişi de yaralandı. Yıkımın ardından müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, yapı denetim şirketinin müdürü ve şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu'yla kontrol elemanı Önder Artun'un bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan tutuklandı. Haklarında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen 4'ü tutuklu, 1'i firari, 8 sanığın yargılanmasına Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu'yla Önder Artun katılırken, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'sa bulunduğu cezaevinden ses ve görüntü bileşim sistemiyle hazır edildi. Ablam ve yeğenimden hiçbir haber alamadık. Hiçbir izine ulaşamadık. Depremde Rönesans Rezidans'ta ablası ve yeğenini kaybeden, kendisi de 2 gün sonra kurtulan Cemile İncili ise enkazda detaylı arama yapılmadığını düşünüyoruz dedi. DNA eşleşmesi oluşmadığı, hastanelerde bulamadığımız için büyük ihtimalle diyorum molozlarla birlikte gitti. O da taranmadığı için şimdi onun onayı çıktı. Yakın zamanda bir an önce oranın taranmasını istiyorum. Evet, Tokat'taki depremle ilgili yeni görüntüler de ajanslara düşmeye başladı. İşte deprem sonrası sokağa dökülen yurttaş, o depremin şiddetini hissettikten sonra sokağa dökülen yurttaşların görüntüleri var. Ama
Evet, ama tabii ben binalara daha çok bakıyorum. Binalarda herhangi bir yıkım var mı diye. Nitekim çekimi yapan kişi de daha çok binaları gösteriyor. Şurada bak, bir binaya işaret ediyor. Şurada herhalde bir kapıda belli ki bir... Evet, oradan da camide döküldüğünü işaret etmiş olmalı ki sonrası da cami görüntüsü var. Evet, sokaklarda insanlar sakin, büyük bir telaş, panik yok, onu söyleyelim. Deprem sonrasında henüz gündüz, aydınlık yani. Ve herkes içeriye doğru baktığı için bu cami ve çevresinde bir yıkım var mı diye herkesin yoğunlaştığı yere geliyor bu çekimi yapan ve orada camide dökülen parçaları da işte bundan sonra çekmiş. Herhalde bunu bir hasar olarak kaydetmişler. Peki, yer bilimci Süleyman Pampal'la bağlantı kuracağız. Sayın Pampal, iyi akşamlar.